Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü asırlık tarihiyle Bulgaristan'da Müslümanların din eğitimini karşılamakta, vakıf mallarını korumakta, yenilerini kazandırmaya gayret etmekte, yayın dairemizle Müslümanların daha şuurlu hale gelmesini hedeflemekte ve birçok alanda hizmet vermektedir. Baş müftülüğümüzün önemli sosyal hizmetlerinden biri şüphesiz ki ülke genelindeki yetimlerdir. 2013 yılından bu yana daha özel manada baş müftülüğümüz yetimler için gayret etmekte, sizlerin bağışlarını kendileriyle buluşturmaktadır. Veren el ile alan eli buluşturan baş müftülüğümüz 2013 yılında 7 yetim yavrumuzu bağrına basarken şu an itibariyle 2023 yılında artık yaklaşık 600 babası olmayan yetim yavruya sizlerin bağışlarını ulaştırmaktadır. Bir yetimin yıllık baş müftülükten sizlerin katkıları olarak aldığı bağış 840 levadır. Ramazan ayının anlam ve önemini yavrularımız tanısınlar diye bir de Ramazan hediyesi kendilerine ilave ediyoruz. Bununla beraber her bir çocuk efendim baş müftülük adına almış oluyor. Çocuklara maddi imkan sağlamak projenin bir boyutu. Daha önemlisi 3 ayda bir çocuklara hediyeler verilirken başlarını okşamak, onlarla buluşmak, dertlerini dinlemek, moral motivasyon vermek ve onlara ileriye dönük toplumda yerlerini sağlıklı bir biçimde almalarını sağlamaktır. Hiçbirimiz çocukların babası mahiyetinde görev yapamayız, babaların yerini alamayız. Lakin bu Allah'ın bir iradesi olmuştur. Babası olmayan çocukları gözetmek, yardımcı olmak, başlarını okşamak her birimizin vazifesidir kıymetli kardeşlerim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz aynı zamanda yetim olarak doğdu ve yetimlerin derdini, beklentilerini çok iyi biliyordu. Bundan dolayı yetimi gözeten ve ben yarın cennette şu şekilde beraber olacağız buyurdu. Bu sebeple kıymetli kardeşlerim, Allah'a inanmak, hiçbir hususta ona şirk koşmamak, namazımızı kılmak, helal harama dikkat etmek, toplumda yetimleri gözetmek gibi temel görevlerimiz vardır. Yetimler haftası içerisinde yapacağınız bağışlar sadece yetimler için kullanılmaktadır. Ve her sene yetimler için kullanılan miktarı ve geri kalan bakiyeyi bilginize sunmaya çalışıyoruz. Şeffaf bir biçimde bu yönetmenliği takip etmeye gayret ediyoruz. Rabbim yaptığınız, yapacağınız bağışları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Rabbim çocuklarımızı hayırlı eylesin. Onların başarılarıyla iftihar edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim iki cihan saadeti ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim.